Önce kahve kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en sevilen serilerimizden eğlenceli sağlamlık testiniz hem de yeni parkurlu arkadaşlar. Yeni parkur hazırladım bugün eğlenceli sağlamlık testinde. Uzun bir süredir aynı parkura geliyorduk. Artık değiştirdim. Umarım beğenirsiniz ve bugün ise eğlenceli sağlamlık testine 100.000 TL'lik arabalarla katılacağız. Evet, yanlış duymadınız. 100.000 TL'lik arabalar, ama tabii ne kadar acı. Bu arabalar 100.000 lira ülkemizde. Çok pahalı. Gördüğünüz gibi Toyota Corolla efsane kasa. Burada Murat 131 var arkadaşlar. Gerçekten bu kadar pahalı olması çok kötü. Fiat Palio, Renault Megane 1. Hemen burada Lada Vega'yı görüyorsunuz. Yanında Dacia Solenzo var. Burada Opel Vectra ve son olarak Hyundai Accent Admire bizlerle arkadaşlar. Yaklaşık 100.000, yani 90.000 olan da var, belki 85 de var, ama ortalama 100.000 liralık arabalar. Ve eğlenceli sağlamlık testinde yepyeni bir parkurlayız. O zaman hazırsınız, değil mi? Herkes hazır. Favorabınızı yazdınız, videoyu beğenip kanalı abone oldunuz. O zaman başlayabiliriz. Recep abiyle başlıyoruz arkadaşlar. Recep abi, hadi bakalım. Murat 131'i kullanacak Recep abi bugün arkadaşlar, bu güzel arabamızda. Recep abi, bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum Recep abinin performansını ve bakalım günün en sağlamı hangisi olacak. Şu an için Recep abi yepyeni bir parkurun ilk yarışanı olduğu Murat 131 ile Allah yavaş abi. Yavaş abi, önünü toparla. Güzel. Abi yepyeni bir parkur. Eskisinden çok farklı. Farklı yerler var. Rüzgar gülleri var. Daireler var. Göreceksiniz farklı olduğunu zaten. Şu an bile anlamışsınızdır. Recep abi. Mükemmelsin abi. Devam abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an için arabanın genel durumu için çok sağlam olduğunu söylemeliyim sizlere. Araba çok fazla hasar almadı. Ama daha yolumuz var. Yolumuz var. Şimdi. Oho. Rüzgar gülleri. Abi büyük şanslı, onun üstünden geçti çünkü alttan geçse rüzgar gülleri mahvedebilirdi arabayı, ama şu an için bir yerin koptuğunu gördüm. Kaput kopmuş bu arada, kapılar gidebilir. Bir önce kapanması lazım o kapının. Abi araba çok kötü oldu. Arka tarafı ezildi, önde kaput gitti. Recep abi artık finisher gelmek üzere diyebilirim. Ve yavaşlatıcı. Abi arabanın hali çok sıkıntı. Ön kaput gitti. Arka bagaj bölümü acayip bir hal aldı. Ön yamuldu, yanlar yamuldu. Ama yine de bence gayet iyi. Yani biz burada patlayan arabalar gördük arkadaşlar eğlenceli sağlamlık testlerinde. Bence Recep abi gayet iyiydin. O zaman şimdi Deadpool'la devam edebiliriz arkadaşlar. Karşınızda Toyota Corolla'nın efsane kasası. Zaten biliyorsunuz bunu, efsane kasa Corolla'yı herhalde takipçilerimiz arasında bilmeyen yoktur artık. Arabaları en iyi bilen takipçiler olarak sizlersiniz. Arabacılar, arabacı takımı resmen. Tamamı bütün arabaları biliyor takipçilerim. Evet, şu an için Toyota Corolla ilkinden atlayışını yaptı. Aman dikilme. Ön taraf felaket vurdu. Bir şey değil mi? Önü fena vurdu. Biraz önce kaput gitti bu arada. Kaputumuzu uçurduk. Buradan uçabilir miyiz? Ters uçuyor. Oğlum sen ne yapıyorsun Deadpool? Abi adam mükemmel gidiyor ha. Ben size bir şey diyeyim. Allah araya girdi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Atlayışını sergiliyor Toyota Corolla efsane kasa. Eğlenceli sağlamlık testindeyiz bugün. 100.000 TL'lik arabalarla güzel bir gün oluyor diyebilirim. Acayip bir gün hem de. Corolla şu an var ya, perte girdi abi. Pers oldu bu araba. Bu araba finish ulaşamaz abi. Ben diyeyim size, bu araba çok hasar aldı. Baksanıza abi, kaldık. Toparla Deadpool. Abi araba inanılmaz hasar aldı. Bak motordan duman çıkıyor. Zaten gördünüz, rüzgar güllerimizin arasından. Oy. Tamam sıkıntı yok, yalnız araba inanılmaz hasar aldı diyebilirim sürü. Şimdi uçuşu bile yapamadı abi, araba gitti ha, vallahi gitti. Araba çok felaket gitti ama sonuca kadar ulaşmaya çalışıyor, finish'i görmeye çalışıyor. Deadpool bugün Toyota Corolla efsane kasayla bir atlayış. Mükemmelsin. Araba yarı atla aşağı. Abi araba gitti. Allah'ım. Abi araba gitti. Deadpool da gitti. Deadpool'a bir şey olmaz. Süper kahraman. Hiçbir şey olmaz ona. Korkmayın. Abi araba aşağı gitti. Abi araba patladı ya.
Abi o kadar belliydi ki çok fazla hasar aldı abi, suyun dibine gitti okyanus. Tamam Deadpool dostum, sen de mi atlıyorsun aşağı, Allah seni ne yapmasın. Neyse hadi biz devam edelim arkadaşlar. Deadpool atladı vallahi arabasının peşinde. İnanılmazdı, maalesef diskalifiye geldi arkadaşlar Deadpool'dan ve Toyota Corolla efsane kasadan. Şu an Megane 1'i görüyorsunuz. 100.000 TL. İnanabiliyor musunuz? 100.000 TL'ye bu arabayı alıyorsunuz. Ya bundan 2-3 yıl önce BMW alıyordunuz 120-130 bin liraya. Yani ben almıştım o zamanlar, ondan biliyorum. Şu an bu arabalar o fiyatlarda. Neyse. Ortalık karışık. Araba fiyatları çok çok pahalı arkadaşlar. Şu an için görüyorsunuz minik patlayış. Renault Megane 1 devam ediyor performansına. Tekrar döndü. Bu nasıl bir uçuş? Allah'ım Megane 1 abi gene uçtu. Gene uçtu. Gene uçtu. Şu an devam ediyor performansından Megane 1. Bakalım yeni abi nasıl çakılmadır? Gözünü seveyim, arabayı patlatacaksın Corolla gibi ya. Devreden bir toparla artık abi. Güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni eğlenceli sağlamlık testinde bugün, güzel bir gün, 100.000 TL'lik arabaların performansına bakıyoruz ve durumlar sıkıntılı. Corolla patladı. Evet, Corolla patladı. Dayanamadı parkur arkadaşlar. İyi bir parkur yapmışım. Beğeneceksiniz. İnanıyorum buna. Tekrardan son bir atlayış. Artık boşa bıraktık. Arabayı boşaldık, aşağı doğru iniyoruz. Vallahi Megane 1'in performansını merak ediyorum. Toparlaması lazım. Mükemmel. Gerçekten iyiydi. Biraz kötü gidiyordu ama son anda topardı. Ön tarafta hasarı görebiliyorum. Sağ ön kapı gitmiş. Arka taraf falan gayet iyi. Bana kalırsa abi Murat 131'den çok daha sağlam. Abi baksanıza abi. Yani Murat 131 daha sağlam diyen de bilmiyorum yani. Megane 1 açık ara daha sağlamdı. Hadi şimdi beni bir izleyin. Palio ile size şöyle güzel bir sağlamlık izleteyim arkadaşlar. Performansın kralını göstereceğim size. Yeni eğlenceli sağlamlık testi parkurundayız. Yeni parkurlar, yeni arabalar her zamanki gibi gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ve şu anda da gördüğünüz gibi Palio'yla izleyin bakalım beni. Ama kafamı karıştırmayın arkadaşlar. İyi bir performans göstermem lazım. İyi bir şeyler izletmem lazım sizlere. Çok iyi baba. Ne güzel taklaydı, gördünüz değil mi? İyi taklaydı. İyi, güzel güzel. Güzel. Yalnız biraz düzeltmem lazım arabamı. Palio dostum kendine gel. Tamam sıkıntı yok. 100.000 TL'lik arabalarla bugün eğlenceli sağlamlık testi mükemmel bir şekilde devam ediyor. Arabaların ucuz olduğuna bakmayın. Gerçi ucuz denmez de yani ucuz olduğuna bakmayın. Gerçekten sağlamlıkları bugün iyi olmaya başlıyor gibi gözüküyor. Palio ile kaldım orada biraz. Çıkabilir miyim? Çıktım. Sıkıntı yok abi. Rüzgar gülünü görüyorsunuz. Kaç tane koymuşum abi buraya öyle. Of kapısı gitti ya. Abi arabanın kapısı gitti. Allah bagaj da koptu. Kapılar da kopabilir. Şu an için o kapı açık kaldı. O kopacak muhtemelen. Abi kapıyı kapatamıyorum. Gitti ya. Abi bir kapı da gitti ya. Abi araba fena oldu ya. Abi kapatamadım ki kapıyı. Arkadaşlar araba giderken kapı mı kapatılır? Arabayı durursun sonra kapıyı kapatırsın. Abi arka tampon da gitti. Araba pert oldu. Araba pert oldu resmen. Arka bagaj, tampon, ön tampon, sol ön kapı, motordan duman çıkıyor. Abi araba gitti ya. Abi çok kötüydüm ya. Niye böyle yaptım? Araba ciddi anlamda pert oldu. Megane 1 bana göre günün en sağlamı hala. Ama daha henüz yarışacak arabalarımız var arkadaşlar. Önce bir Dacia Solenzo'yu izleme zamanı. Dacia ailesinin çok kullanılan arabalarından bir tanesi. Dacia Solenzo. Bakalım kaptan bugün neler yapacak arkadaşlar. 100.000 TL yaklaşık fiyatı. Hep bunu internetten bakarak ya. Hani sallamıyorum arkadaşlar. Yani internette. İşte belli sitelerde araba satan, satış yapılan sitelerde bu arabayı 100.000 lira civarına koymuşlar yani. Ne yapayım abi, bizim de var o kadar etmiyor falan dersiniz şimdi falan diye söylüyorum ama bu ortalama fiyatlar arkadaşlar. Daha da pahalı olabilir, birazcık ucuz da olabilir. 10.000 yukarı, 10.000 aşağı, herkesin arabası farklı. Bu öyle. Neyse, gerek yok bu açıklamaya ama yaptım yine de. Dacia Solenzo devam ediyor kaptanla. Oy yavaş yavaş. Abi tamponu götürdün be kaptan. Abi tamponu götürdün, kapıyı da kapatıyor. Havada hem de artist. Artist. Devam ediyoruz. Arka taraf felaket çirkin oldu. Şimdi bir uçuş.
Mustaccio Solenzo. Yavaş ol bakalım, kapı gitti. Allah, bagajda gitti. Uçabilir misin oradan? Ve kral mısın abi? Sen nasıl bir uçuş böyle? Mükemmel bir uçuş. Şu an için Dacia Solenzo ile kaptanı izliyoruz. Mükemmel bir performans. Kapı yine kapattı. Kral ya. Vallahi kral. Allah Allah. Abi, arabanın bakayım, bagaj gitmiş, arka tampon gitmiş, sağ arka kapı gitmiş. Tipe bak arabanın, ön taraf felaket hasarlı. Vallahi şu an işte bir şey söyleyeyim mi? Megan 1'e yetişecek araba henüz gelmedi arkadaşlar. Hala Megan 1 günün bana göre en sağlamı. Renault Megan 1. Tabi yorumlar sizin arkadaşlar, siz yazın. En sağlam hangisi, favori arabanız hangisi? Tabi bunları yaparken de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz daha çok beğeni gelmesi lazım. Biraz daha çok, biraz daha çok. Hadi bakalım Baldi'yi izleyelim. Arabası nasıl? İçi güzel. Lada Vega. Daha çok Azerbaycanlı takipçilerimiz çok seviyor bu Lada ailesini, biliyorsunuz. Ne yakında da Lada ailesi gelecek bu arada, onu da söyleyeyim. Lada Vega ile Baldi yüzüyoruz. Yeni eğlenceli sağlamlık test parkurunda Baldi. Atlayış güzel. İkinci geçişi rahat geçti. Üçüncü atlayış gelecek. Mükemmelsin. Ardına rampamız. Rampamızdan sonra da bir halkanın içinden geçiyoruz ama Baldi orayı tabii ki yapamadı. Her zaman gidiyor Baldi, döne döne gidiyor. Toparla şu arabayı abi. Hadi gazlayalım. Lada Vega ile performans Baldi ile devam ediyor. Bakalım günün en sağlam olan Renault Megane 1'den daha sağlam olabilecek mi sizce? Bence olamaz abi. Megane 1 başka ya. Megane 1 eskilerden, efsanelerden, taş gibi araba. Ama Lada Vega da sağlanmış ha bak. Yalnız iyi valla. Az bir şey değildi. Kapı gitti bu arada. İki kapı da gitti. Abi o kapı da kopacak. Koptu bile. Valla kopacağı belliydi. Kopacağı belliydi. Abi araba perte çıktı. Baldi bagajın gidecek. Kapat şu bagajı. Abi araba çok kötü oldu ya. Motordan duman çıkıyor. Patlayabilir. Haberiniz olsun Ladacılar, üzülmeyin, patlarsa yapacak bir şey yok. Corolla da patladı. Patlamak arabalara özel bir şeydir. İki kapı gitti. Yalnız abi toparlaman lazım. İki kapı gitti. Ön taraf pert, arka taraf inanılmaz kötü duruyor ve tabii ki motordan duman çıktı arkadaşlar. Yani diyor ki patlayacağım, uzaklaş benden diyor ve abi araba kaldı. Abi araba kaldı, gitmiyor. Ya dedimse patlamadan önce motor gitti. Abi hemen buradan gitmemiz lazım. Araba patlayabilir. Hadi devam edelim. Bir nevi diskalifiye olduğu gibi bir şey aslında. En azından birinci olma ihtimali kalmadı Lada Vega ve Baldi'nin. Şu an Hyundai Accent Admira'yı izleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir araba. Yaklaşık fiyatı 100.000 TL'ymiş. Yani gerçekten inanılmaz pahalı. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Şu an izliyorsunuz Hyundai Accent'i flash'la eğlenceli sağlamlık testine başladık bile. Hadi flash dostum, göster gücünü. Hadi abi, bir taklası geldi. Rampada yine kaldık. Sıkıntı yok abi, devam. Bu amaç, bu parkurun amacı hasar alıyorsunuz ve aşağı indiğinizde en sağlam hangi araba kalıyor onu belirliyoruz arkadaşlar. Yani bu hasar alması lazım, sağa sola çarpması lazım. Yoksa hasar alamaz, değil mi? Saçma olur. Bakın şimdi mesela uçtuk, düştüğünde hasar alacak. Ama neresi hasar alacak? Onu birazdan göreceğiz. Sol tarafı hasar aldı gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Tekrardan uçuşu geldi. Yalnız rüzgar gününe bir çarparsa gittik. Aman aman aman, kapısını kopardı. Abi rüzgar gülü efsane bir şey. Kapıyı direkt kopardı. İnanılmaz bir şey. Şu an için devam ediyor Hyundai Accent. Arka tarafı da fena kötü olmuş derken kaputu da gitti. Abi kaputu da uçurduk ya. Ya kaputta ne istiyorsun ya? Kaputta ne istiyorsun yani? Dikkat et, toparlaması lazım arabayı. Kaput gitti. Arka taraf sıkıntıda. Sol arka kapıda maalesef koptu. Ve. Yani iyi ya, fena değil. Ya kaput kopmasa çok iyi diyecektim ama. Yani fena değil, fena değil. Gayet fena değil. Evet arkadaşlar, durumlar iyi mi kötü mü bilemedim. 100.000 TL'lik arabalarla son performans izlemeye hazır mısınız? Son bir arabamız kalmış olması lazım. Aynen öyle. Opel Vectra karşınızda. Arabayı görüyorsunuz. Gene Opel ailesinin en çok kullanılan arabalarından bir tanesiydi eskiden. Vectra çok çok kullanılmıştı ülkemizde. Başka ülkeleri bilmiyorum ama yani ülkemizde çok fazla kullanılmıştı. Çok çok sevilen bir arabaydı. Bakalım göreceğiz abi. Burayı geçiş. Fena değil. Döne döne gidiyoruz maalesef. Maalesef doğru. Evet.
Güzel, kapı kopacak. Batman dikkat et dostum. Hadi bakalım. Eğlenceli sağlamlık testi devam ediyor. Opel Vectra ile son 100.000 TL'lik arabalarımız ile. Şu an için uçuş çok iyi yalnız. Vallahi çok iyi. Tekrar uçuş geldi. Gayet iyi gidiyor. Böyle giderse günün birincisi olur söyleyeyim. Araba saralmıyor abi. Araba vallahi saralmıyor, haberiniz olsun. Kapılar açılıyor, kapanıyor. Aa, arabanın içinde bir şey oldu. Araba çıktı sanki. Bir şey gördüm ama anlamadım. Neyse. Opel Vectra devam ediyor performansına. Şu ana kadar her şey yolunda. Abi araba çok iyi gitmiyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Bayağı bir iyi gidiyor sanki araba. Atlayış geldi. Kapısını kapattı. Batman arka kapıyı kapatamadı. Kendi kapandı şu an için. Orada düşme. Öyle düşme abi. Kapı kopabilir. Opel Vectra devam ediyor. Allah Allah Allah. Arabanın içinde iki tane araba çıktı. İki kapısı koptu. Ön bayağı sıkıntı. Arka fena değil ama durum biraz karıştı arkadaşlar. Ama bana göre vallahi benim fikrim aynı ya. Arkadaşlar benim fikrim tabii bu. Yani şöyle bir bakın abi. Admiral'i geç. Vectra böyle motor yanıyor. Palio'nun şeyin Lada'nın. Yani abi bilmiyorum. Şöyle baktığımda bana hala Megane 1 yani daha sağlam. Dacia'yı gördük zaten. Palio benim kullandığım araba berbat bir halde arkadaşlar maalesef. Megane 1 arkadaşlar ya. Abi baksan bir kapısı koptu arabanın. Düşeceğiz aşağı yani. Abi gayet iyi. Ya bana kalırsa Murat 31 olmaz. Onun çok fazla hasarı vardı. Megane 1'in duruşu bile hepsinden daha sağlam duruyor. Bana göre günün en sağlamı Renault Megane 1'di arkadaşlar. Sizin en sağlamınız hangisi? Favorabınızı her zamanki gibi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.